Sarımsakla başlıyoruz. 2-3 diş sarımsağımızı buradan seçiyoruz. Büyüklüğüne göre karar verebilirsiniz. 2 diş yeterli olacaktır şimdi. Ve arpacık soğan. Zeytinyağlılarda genelde arpacık soğan kullanmayı tercih ediyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Arpacık soğan ve sarımsakları soyduktan sonra şimdi sıra geldi havuç ve patatese. Soyacağımızı da yanımıza alıyoruz. Havuçları bu şekilde diklemesine soyacak yardımıyla pratik bir şekilde soyabiliyoruz. Ve aynı soyacakla patates de soymak mümkün. Bakın bu şekilde hem daha ekonomik, ince bir şekilde soyuyorsunuz hem de çok pratik. Patatesleri soyduktan sonra doğrayalım. Ve bu doğrama işlemini yaparken suyun içerisine koyacağız. Hem kararmasını engellemiş olacağız hem de aynı zamanda soyduktan sonra üzerindeki kalan tortularını akıtmak gerekiyor. Patateslerimizi kasenin içerisine koyduk ve biraz da su koyalım. Bunu kenara alıyoruz ve havuca geçtik. Ortadan ikiye kesiyoruz. Tekrar ikiye kestikten sonra havuçlarımızı da iri parçalar halinde. Patatesle aynı ölçüde olması önemli. Evet, havuçlarımızı da kenara alıyoruz. Şimdi sıra geldi ayvalara. Ayvayı da önce dışını soyalım. Dörde kesiyoruz ayvamızı. İçinin çekirdeklerini çıkartmak için en güzel yöntem budur. Keskin bir bıçakla içerisindeki çekirdekleri alıyoruz. Ayvalarımızı da iri parçalar halinde doğruyoruz. Sıra geldi pişirme işlemine. Havucumuzu doğradık. Arpacık soğanlarımızı soyduk. Şimdi sarımsaklarımız burada. Sarımsaklarımızı da birkaç parçaya böleceğiz. Evet, sarımsaklarımız da hazır. Tenceremizin altını açabiliriz. Ve içerisine önce zeytinyağını koyuyoruz. Sarımsaklar. Arpacık soğan. Havuçlar. Hafif karıştırıyoruz. Şimdi ayvalar. Ayvaları soyduktan sonra ve doğradıktan sonra hemen kullanmayacaksanız limonlu suyun içerisinde muhafaza etmenizi öneriyorum. Çünkü ayvalar kararmaya başlayabilir. Limon demişken ekşi sevenler biraz içerisine limon suyu koyabilirler. Şimdi bir parça limon suyu da kullanacağız. Servis ederken de kullanacağız ama pişirirken de lezzet vermesi için birkaç tane reyhan otu içerisine koyuyorum. Şimdi tuzunu biberini ekleyelim. Deniz tuzu kullanıyorum. Siz de deniz tuzu kullanabilirsiniz. Çok az da şeker koyacağım. Evet, patateslerimizi de ekleyelim. Ve portakal suyumuz. Şöyle karıştıralım. Portakal suyumuzu ekledikten sonra biraz altını kısıyoruz şimdi. Çok az da normal su ekliyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Ayvalar pişinceye kadar ortalama 20 dakika ocakta tutuyoruz. Ayvamız pişti. Şimdi şöyle bir karıştırıyoruz. Suyunu da çekti. Harika görünüyor. Ocağımızın altını da kapatıyoruz. Ve servis tabağımızı hazırlayalım. Şimdi biraz üzerine reyhan otu koyacağım. Biraz da dereotu. Dereotunu çok ince bir şekilde kıyabilirsiniz. Üzerine bu şekilde koyuyoruz. Ve reyhan otunu da büyük bir parça olarak koyacağız. Yapraklarıyla birlikte. Evet, bir parça da limon koyalım. Evet, yeşil limon dilimleriyle birlikte ayvamızı servis edebiliriz.